Yok, ben hiç böyle ne Pek anlamıyorum. Ders atıyor sürekli veya kapanıyor. Adalet sağlanması gerekiyor. Bunu bir öğretmen adayı olarak söylüyorum. Eğitim zorlaştı ya bayağı. Şu an önümüzü göremiyoruz Merhaba değerli izleyicilerimiz. Dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkileyen koronavirüs salgını eğitimi de etkiledi. Yüz yüze eğitim uzaktan eğitime dönüştü. Biz de halkımıza soracağız. Uzaktan eğitim hakkındaki fikirlerini alacağız. Uzaktan eğitime çocuklar derslere nasıl katılım sağlıyor? Bunları kendilerine soracağız. Bakalım cevaplar neler olacak? Uzaktan eğitime derslere nasıl katılım sağlıyorsun? Telefon üzerinden, işte EBA'dan. Ya çok da yararlı olmuyor ama yani başarılı olamasak da mesela giremediğim zaman konu tekrarlanmıyor yani ilerliyor. Biz geride kalıyoruz. Onun için de işte sınavlarda başarılı olamıyoruz. Eğitim zorlaştı ya bayağı. Millet yani ne bileyim eğitimden artık uzaklaştı. Virüs zaten gitgide yayılıyor. O yüzden zor yani şu an Hedefini eğitim. falan anlatsana burada. Ya biz hedefimiz çok engeller var önümüzde. Yani çok engeller var derken yani bize ne olacaksınız falan soruyorsunuz ya böyle. Evet, ne olacaksın mesela? Şu an önümüzü göremiyoruz biz. Önümüzü göremediğimiz için yani umudumuzu şunlara bağlıyoruz. Bak Nedir o? Süper Loto. Bağlamışım bak 35 trilyon veriyor. Şu an buna bağlamışım kendimi. Artık görüyorsunuz yani gençliğin nereye gittiğini görün diye yani ben bunu gösteriyorum size. Anladınız mı? Yani eğitim. Adamlar soruyor ne yapıyorsunuz ne? Yaptığımız bu. Bize yani bir gelecek sunulmuyor ki. Bir yardımcı olunmuyor ki. Ne yapmamız Neden lazım? böyle düşünüyorsun? Neden böyle düşünüyorum yani? Yaşantı, ortamlar, yani günlük ne yaptığı insanların belli değil ki. Tacizler, insanlar yani böyle ne yaptığı belli değil. Okula giden çocuklarınız var görüyorum yanlarınızda. Evet, iki tane var evet, ellerinden öper. Allah'ın başlasın. Amin. Derslere nasıl katılım sağlıyorlar? Derslere nasıl katılım sağlıyorlar? Şimdi internet üzerinden, bazen internet olmuyor, eve üzerinden. EBA veya internet ikisinden katılım sağlıyorlar. Ama okula gittikleri gibi olmuyor tabii. Bana soracak olursanız. Ne kadar değerlendirme diye soracak olursanız bence okul gibi değil yani. Ne kadar da ben de olsa, annesi de olsa, ne kadar da yardımcı olsak okul gibi olmuyor bence. Uzaktan eğitimi nasıl buluyorsunuz? Uzaktan eğitimi %50 buluyorum. Yararını yani faydalarını, yararını %50 buluyorum. O kadar etkili bulmuyorum. Bence yani. Gördüğüm kadarıyla, izlenmediğim kadarıyla çocuklarla bazen ben hiç bakmadan derslerini izlemliyorum. Okula gittikleriyle ve EBA ile internet üzerinden kıyaslama yapıyorum. Arasında fark var. Ne kadar fark var? %50'si kadar hemen hemen var yani. Ha etkili olmuyor mu? Yardımcı oluyoruz ama okul gibi olmuyor açıkçası. Kendisine de soralım. Ha, Soralım. Mahmut. Gel. Okulu özledin mi? Evet. Çok mu özledin? Evet. Peki okula gidip ders mi işlemek istersin yoksa böyle televizyondan, cep telefonundan mı? Hangisini istersin? Okula cep. mı? Cep telefonu. Cep telefonundan derse girmek daha mı güzel? Soru Anlayabiliyor musun? Evet. Çok eğitim yeterli o zaman cep telefonundan. Evet. Okula gitmek istemiyor musun? Arkadaşlar, Özledin okulu. Arkadaşlarını özlemedin mi? Evet. Ama hem okula gitmek istiyorsun, özledim diyorsun ama okula sadece oyun için gitmek istiyorsun anladığım kadarıyla. Bence de öyle, oyun Bana için. Bana öyle geldi. Uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç düşünmüyorum şu an. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani uzaktan eğitim bilemem ki hiç. Aslında hani virüsün yayılmaması için iyi bir önlem ama virüsün yayılmaması için iyi bir önlem de çocuklar kullanmıyor hani. Suistimal ettikleri için kötü oluyor. Yani birebir. Çok iyi değil mi yani? Peki siz sınavlara nasıl katılıyorsunuz? Üstünden, internet üzerinden. İnternet üzerinden tek, tamam. İnternet üzerinden tek başına mı yapıyorsun yoksa yardımlaşarak mı yapıyorsun? Yardımlaşarak yapıyoruz. Peki sizce adaletli mi? Yani hayır. Bilmiyorum tam olarak. Bir yandan aslında adaletli gibi ama bir yandan da değil. Çünkü hani bilen de bilmeyen de arkadaşından da hemen gönderip alıyor. O zaman da ben çalışmışım, boşa çalışmış oluyorum yani. O tarz oluyor. Peki sen nasıl yapıyorsun? Sen de mi arkadaşlarına yardım alıyorsun? Yok ben hiç böyle ne gülüm işte böyle hiçbir şey çalışmıyorum, etmiyorum. Bodoslama yani. Yani. Bodoslama direkt. Aynen. Ama Allah ne verdiyse diyorsun. Aynen. Geçtiysem de geçerim, kaldıysam da kalırım. Aynen öyle. Okuyorsun. Evet. Ne okuyorsun? Gazeteci. Uzaktan eğitim. Çok berbat. Yani böyle eğitimin bir yere gideceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü
Dersler yarım saat zaten. 20 dakika EBA'nın açılmasını, EBA'ya girmeyi bekliyoruz. Hiç verimli geçmiyor. Bazen derslere giremiyoruz. Çok kötü. Nasıl derslere katılım sağlıyorsun? Cep telefonundan mı? Cep telefonundan. Verimli oluyor mu? Pek anlamıyorum. Ders atıyor sürekli veya kapanıyor. Verimli olduğunu düşünmüyorum. Sınavlar nasıl gidiyor? Sınavlar iptal edildi. Bir ay ertelendi. Bence bu yıl herkesin geçmesi gerekiyor. Çünkü doğru düzgün bir eğitim sistemi yok zaten. Arkadaşlarım da benim gibi düşünüyor. Ama koronadan dolayı biraz da böyle oldu. Evet ama imkanı olmayanlar derslere nasıl girecek peki? Sağlıyorlar mı imkan? Sağlamıyorlar. Yani imkanı olmayan kişiler derse giremediği için sınavlardan kalacak mı? Geçemeyecek mi sınıfı? Çok saçma. Sınavlara online üstünden katılım sağlıyoruz zaten. İyi geçiyor. Tek mi yapıyorsun, çoklu mu? Bazen çoklu. Bazen çoklu. Sizce adalet sistemi bu şekilde yeterli sağlanıyor mu? Yok, sağlanmıyor. Adalet değil mi yani? Hayır, sağlanmıyor. Yani bazı öğrenciler, mesela şimdi ben kendi öğretmenlikle aynı zamanda okuyorum. Kendi şekilde kendimkini yapıyorum. Yardımcı olduklarım da oluyor. Adalet yok yani bu konuda. Ha, kardeşiniz var mı? Var. Yani ilkokul var, bir de ortaokul var. Peki onlar uzaktan eğitimde derslere nasıl katılım sağlayabiliyorlar? EBA üstünden sağlıyorlar ama internet yetersizliği var dediğim şekilde. Bu herkeste olan bir şey. Ama bir şekilde. Peki buradan bir şey söylemek ister misiniz? Şu anlık bir şey söylemek istemiyorum ama adalet sağlanması gerekiyor. Bunu bir öğretmen adayı olarak söylüyorum. Torunlarım var. Peki nasıl katılım sağlıyorlar derslere? Telefonla, bilgisayarla katılım sağlıyorlar. Yeterli oluyor mu? Olmuyor. Sizin görüşünüz nedir bu konuda, uzaktan eğitim konusunda? Ya bu uzaktan eğitim, yani çocukların hayatı değişti. Okulu unuttular. Okul eğitimini unuttular yani. Aynı evde oyun oynar gibi ders çalışıyor çocuklar. Yani iyi bir şey değil. İyi günde değiliz. Sınav uzaktan eğitime geçildi ya. Derslere nasıl katılım sağlıyorlar? Vallahi bilmiyorum. Uzakta oldukları için nasıl yapıyorlar bilemiyorum. Peki uzaktan eğitim sistemi hakkında sizin görüşleriniz neler? Naçarlığımızdan cevap veriyoruz işte. Ne yapalım ki? Yani bir şey yok. Yapacak bir şeyimiz yok ki. Avrupa ülkesi öyle. Ona da gitti de. Öyle yön veriyoruz yani. Değil mi? Yeğenim var EBA'dan, uzaktan eğitim. Nasıl katılım sağlıyor? Canlı dersi, herkes katılıyor işte, bütün öğrenciler. Oradan öğretmen anlatıyor. Kendileri de işte soru soruyor veyahut da cevaplandırıyor. O şekilde yani EBA'yı görüyorlar. Şu andaki uzaktan eğitim sistemi yani şu anki göre iyi değil ama gene de sağlık açısından iyi. Sağlığımız için katlanmak zorunda ediyorsunuz. Yani evde görüyorlar bu şekilde. Ama yine de yüz yüze eğitim daha iyi olur ama sağlık için de şu anda bu da iyi yani. Uzaktan eğitime katılan yakınınız var mı? Var, benim küçük oğlum var. Üniversite ilk senesi bu sene. Uzaktan eğitimle katılıyor ama işin doğrusu ben çok tatmin olmuyorum. Keşke yüz yüze eğitim bir an önce başlasa diye düşünüyorum. Sınavlara nasıl katılıyor? Sınavlara... Daha doğrusu şöyle sorayım. Sınavı kendi tek başına mı yapıyor? Yoksa adaletsizlik acaba oluyor mu? Aynen, sınavı tek başına yapıyor. Kapıyı kapatıyor. Tek başına sınava hocayla karşılıklı sınava giriyor. Bir saat boyunca kapıyı açmıyor mesela. Konsantrasyon bozulmaması için. Derslere şu an yazılıları öyle yapıyor ama öyle dahi olsa yani ben şahsen tatmin olmuyorum yani. Yüz yüze eğitime bir an önce geçilmeli bence. Ama korona da var. Korona var ama koronayla ilgili devletimiz zaten en baştan beri her türlü tedbirleri aldı, almaya çalışıyor. Neticede tamamen önüne de geçilemedi. Yani artık kısıtlamalar yavaş yavaş kalkmalı diye de düşünüyorum ben. Ne yapsanız da önüne geçemiyorsunuz çünkü. Ama çok arttı. Şu an Kahramanmaraş'ta önceden yeşildi, şu an yeşil alan yok. Her yer kıpkırmızı. Ya mutlaka öyle. Şimdi devletimiz, bilim kurulu nasıl kararlar alıyorsa biz vatandaş olarak bunlara uymak durumundayız. Ancak insanların aklında daha farklı sorular da meydana geliyor. Mesela bu virüsün ilk yayıldığında insanlar bize videoda gösterdikleri, sosyal medyada izlediğimiz, televizyonda izlediğimiz insanlar durakta dinlenirken mesela patır patır düşüyordular.
O şekilde ölüm biz hiç görmedik mesela. Bunların bir aydınlatılması lazım. Gerçekten bu virüs var mı? Mesela virüsten dolayı evinde ölen hiçbir insan yok. Bunlar iddia ediliyor, konuşuluyor. Sosyal medyada da var, haberlerde de var. Bunları bir bu gibi sorulara hükümetimiz cevap vermesi lazım bence. Anlatabiliyor muyum? Evde virüsten dolayı, koronadan dolayı ölen bir insan duymadık. 7 milyon mülteci var ülkede. Bir tane mültecinin virüsten dolayı öldüğünü görmedik. Ve virüsten dolayı ölenler genellikle hastanede tedavi gördükten sonra, o ağır ağır ilaçları kullandıktan sonra öldüklerini görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani belki de o insanın kalp krizi riski vardır. O ilaçlar ağır geliyordur. O şekilde de ölüyor olabilirler. Yani çok farklı sorular var. Bunları devletimizin cevaplaması lazım bence. Teşekkür ettik. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.